Merhaba Buster. Gökyüzünde gördüğün şey ne? Vay canına. Bu Noel Baba'nın kızağı. Çok hızlı gidiyor. Oo, sanırım bir yere çarpacak. Çabuk ol Buster. Noel Baba'ya yardım gerekiyor mu bir bak. Olamaz. Kızak veren geyikleri burada. İşte bakın. Noel Baba da burada. Oh. Hay aksi. Kızak bozulmuş. Peki Noel Baba onca hediyeyi nasıl zamanında teslim edecek? Acaba Buster'ın yardım edebileceği bir şey olabilir mi? Sanırım Noel Baba'nın bir fikri var. Bakalım aklından neler geçiyor. Harika. Noel Baba Buster'ın üzerinde oturuyor. Elindeki o sihirli toz da ne? Çok yaşa Buster. Pekala. Tam yol ileri. Ağaca dikkat et. Bir dakika. Harika. Buster uçuyor. Tıpkı Noel Baba'nın kızağı gibi. Şimdi hediyeleri tam zamanında teslim edebilirler. Bakın Scout burada. O hediye nereden geldi? Çok iyiydi Buster ve Noel Baba. Digley şehir meydanındaki yılbaşı ağacını süslüyor. Mutlu yıllar Digley. Burada da çiftliğindeki Terry var. Buster ve Noel Baba ona da bir hediye bırakıyorlar. Harika. Bütün hediyeler teslim edildi. Aferin sana Buster. Noel Baba'ya yardımcı oldun. Şimdi de Kuzey Kutbu'ndaki evine döndü. İşte yine o sihirli toz. Anladım. Buster'ın uçmasını sağlayan şey bu sihirli toz. Mutlu yıllar Buster. Buster, izci, haydut ve eş yarış yapıyorlar. Buster ve haydut kafa kafaya. Ama izci liderliğe dalıyor. Vın. İzci kazandı. İyi iş izci. Gerçekten çok hızlı. O ses de ne öyle? Gök gürültüsü mü? Hayır, bu bir fırtına. Bir yere girmeliler, yoksa hepsi ıslanacak. Vay canına, neredeyse. Eş az kalsın çimenlerden kayıyordu. Bir dakika, bu Buster'a bir fikir verdi. Çamurlu birikintide kaymak eğlenceli. Bir oyun oynayabilirler. Bakalım en uzağa kim kayacak? Ne harika bir fikir. Önce haydut başlıyor. Boydan boya kaydı. Ama izci daha iyisini yapabileceğini düşünüyor. Wow, izci hayduttan daha uzağa kaydı. Şimdi sıra eşin. O kadar küçük ki daireler çiziyor. Başı döndü ama en uzağa kayan o. En son sıra Buster'ın. Eyvah, kontrolden çıkıyor. Wow. Ups. Buster annenin üzerine çamur sıçrattı. Tüm araçların eve gitme vakti geldi sanırım. Hemen Buster'ın evine geldiler. Bekleyin. Hepsi temizlenmeden eve giremezler. Anne hepsini hortumla yıkayacak. İşte hepsi tertemizler. Ama yine de kayma yarışı çok eğlenceliydi. Baba otobüs ve Buster tepelerin üzerinden geçiyorlar. Oo, bakın bu bir yavru geyik. Neyden kaçıyor? Buraydaki tren. Oo, hayır, sorun nedir? Tren duramıyor. Buster ve baba hemen otobüsü kurtarmaya gidiyorlar. Oo, hayır, hızlanıyor. Baba otobüs polis arabası Otis'i arıyor. Bu acil bir durum. Ah, raylarda bir dal var. Baba otobüs dalıp onu kenara atıyor. Yaşasın. Aferin baba otobüs. Raylar ileride yön değiştiriyor gibi görünüyor.
Baba otobüs ve Buster rayların yönünü değiştirmek için kolları çekiyorlar. Ama hayır, Perry rayları aşıyor. Çabuk değiştirin. Ah, bu kıl payıydı. Şimdi raylar daire çiziyor. Başı dönüyor. Ah, hayır, dikkat et. Hık. Baba tam zamanında geldi. Görünüşe göre Buster'ın bir planı var. Rayları tepeye doğru yönlendirmeleri gerek. Tepe onu yavaşlatıyor. Durdu. Yaşasın. Buster, Buster. Otis olay yerine geldi. Bu acil bir durum gibi görünmüyor. Vay canına. Eş oyun oynamak için Buster'ın evine geldi. Kutu oyunu oynamak için sabırsızlanıyorlar. Bugünün oyunu yılanlar ve merdivenler. Heyecan verici. Önce Eş oynuyor. 5 ve 2. Bu 7 eder. Eş piyonunu 7 kare ilerletiyor. Şimdi sıra Buster'da. 8. Piyonunu ilerletiyor. Sıra yine Eş'te. Vay canına, çok iyi zar attı. Merdiveni çıkıyor. Şimdi Buster 5 atıyor. Eyvah, yılanın kuyruğuna geldi. Buster pek iyi gitmiyor. Aman, kendi piyonunu devirdi. Bu da ne? Büyük baba oynayacak diğer oyuncaklarla geldi ama hepsini düşürdü. Eş toplamasına yardım ediyor. Ama kimse Buster'ı izlemiyor. Aa, hayır, piyonunu ileri aldı. Ama bu hile yapmak. Oo, hayır, oyunu kazanmış gibi piyonunu bitiş çizgisine getirdi. Eş geri döndü. Oyun bitmiş gibi duruyor. Buster kazandı. Eş bunun nasıl olduğunu anlamadı ama arkadaşı için mutlu. Garip. Buster kazandığı için mutlu hissetmeli. Ama öyle hissetmiyor. Buster hile yaptı. Dürüst bir şekilde kazanmadı. O yüzden kötü hissediyor. Ama büyük baba her şeyin kazanmak olmadığını biliyor. Eğlenceli kısmı oyunu oynamak. Ve şimdi sıra Eş'te. Eş zarları atıyor. Vay canına. Neredeyse yılana geliyordu. Buster yine yılanın kuyruğuna geldi. İşte Eş dürüst bir şekilde kazandı. Ama Buster arkadaşı için mutlu. Birlikte oynarken çok eğlendiler. Buster, o ne kadar güzel bir çiçek. Pırıl pırıl güneşli bir gün. Buster bugün çok mutlu. Şuraya bakın. Kıpkırmızı sulu bir elma. Acele etsen iyi olur. Yoksa okula geç kalacaksın Buster. Ders çoktan başladı. Çabuk ol. Oh hayır. Öğretmen derse geç kalmandan pek memnun görünmüyor Buster. Şimdi dikkatini derse versen iyi olur. Anlaşılan bugün trafik konileri arasında yol almanız gerekecek. Bak Robin geliyor. Dersle ilgilen Buster, dikkatini dağıtma. Olamaz. Öğretmen bundan hiç hoşlanmadı. Şimdi trafik konileri arasında yol alma vakti. Önce turuncu otobüs gidiyor. Yavaş ve istikrarlı. İşte bu. Öğretmen bunu beğendi. Şimdi sıra sende Buster. Bol şans. Oo, yavaş ol Buster. Konilerin hepsini deviriyorsun. Konilerin içinde kalmaya çalış. Olamaz. Senden istenen bu değildi Buster. Çok hızlı gitmemeyi öğrenmen gerek. Öğretmen büyük hayal kırıklığına uğradı. Okulun dağılıyor. Herkesin eve gitme vakti geldi. Sanırım Buster derste söylenenleri yapmadığı için üzgün. Belki dönüp öğretmeninden özür dilese iyi olur. Öğretmen çok yorgun görünüyor. Bu onun için de yorucu bir gündü. Sanırım biraz neşelenmek ona iyi gelir. Ne yapabilirsin? Elma. İyi düşündün Buster. Gerçekten çok naziksin. Öğretmenin neşesini yerine getirdin. Hadi Buster, bu sefer yapabilirsin. Yavaş ve istikrarlı. İşte bu.
konsantrasyonunu sağlıyor ve çok iyi gidiyorsun Buster. Başardın. Çok iyi Buster. Aferin. Hadi uyan Buster. Yepyeni bir gün başlıyor. Bir dakika. Oh. Etrafta renk yok. Çok tuhaf. Robin'in bile rengi yok. Bak Robin. Buster seni yine renkli yaptı. Aferin sana Buster. Olamaz. Yavru ördek üzgün görünüyor. Rengini kaybetmiş. Belki Buster yardım edebilir. Çok iyi. Rengi tekrar yerine geldi. Oo, bak ördek çık ne kadar mutlu oldu. Şuna bak. Terinin çiftliği de renklerini kaybetmiş. Buster yardımcı olabilir mi? Elbette olabilir. Sihirli dokunuşların var Buster. Olamaz. Scout da mı kaybetmiş? Hadi Buster. Tekrar rengini kazanmasına yardım et. İşte oldu Scout. Normale döndün. Bakın, Buster her şeyin rengini değiştirebiliyor. Şimdi top yeşil oldu. Top şimdi de mor oldu. Buster renklendirmeyi çok iyi biliyor. Vay canına. Buster Scout'u gökkuşağı renklerine boyadı. Şimdi kendi de gökkuşağı renklerinde. Gökkuşağı otobüsü Buster. Yine Teri ile karşılaştı. Şimdi gökkuşağı Teri oldu. Şu tarlalara bakın. Ahır da gökkuşağı. Her yerde gökkuşağı renkleri var. Muhteşem. Buster bulutları bile farklı renklere dönüştürdü. Ama bir tek şey eksik. Elbette ki bir gökkuşağı. Gökkuşağı otobüsü gökkuşağı üzerinde hızla yol alıyor. Hoşça kal. Oh Buster. Sadece bir rüyaydı. Ve dışarıda yağmur yağıyor. Aa, üzgünüm Buster. Bir dakika. Belki sonunda sihir yapmışsındır Buster. Güneşin çıkmasını sağladın. Toplanın arkadaşlar ve sihirbaz Buster'ın masalını dinleyin. İşte bu otobüs Buster. Görünüşe bakılırsa sihirli ormana doğru gidiyor. Bir dakika. Yolun kenarındaki şey ne? Sanırım bu bir sihir kitabı. Vay canına. Buster bunu sihir yapmak için kullanabilir. Bakın Scout, Terry ve Jessie şehir meydanında oynuyorlar. Sanırım Buster birkaç sihir yapmaya çalışacak. Bir bakalım. Oo, bir sihirbaz şapkası. Buster gerçekten sihir yapıyor. Acaba Buster Terry'e yardım etmek için nasıl bir sihir yapabilir? Abra kadabra. Vay canına. Buster bitkilerin büyümesini sağladı. Çok iyi sihirbaz Buster. Sihir kitabında başka ne gibi sihirler var? Arı sihri mi? Bakın, Buster Scout'u bir arıya dönüştürdü. Scout uçarken gerçekten çok eğleniyor. Sanırım Jessie de uçmak istiyor. Bunun için başka nasıl sihirler var? Baloncuk mu? Güzel. Jessie bir baloncuğun içinde uçmaya başladı. Çok iyi sihirbaz Buster. Şuna bakın. Çok uykusu geldi. Şekerleme vakti geldi mi Buster? Oh, sanırım bir şeyler ters gitti. Sihir kontrolden çıktı. Çabuk ol Buster. Her şeyi tekrar normal haline döndürmek zorundasın. Acele et. Bütün sihirler bozuldu. Ama Buster'ın arkadaşları yaptıklarından memnun kalmışa benzemiyorlar. Buster sihir kitabını bulduğu yere geri koyuyor. İşte sihirbaz Buster masalımızın sonuna geldik. Buster'ın garajında şekerleme zamanı. İyi uykular Buster. Peki bu kim? Bu bir robot otobüs. Olamaz. Buraya kötülük yapmaya gelmiş. Bakın Buster'ın kılığına girdi. Aa, merhaba Scout. Scout futbol maçı için antrenman yaparak becerilerini geliştiriyor. İşte robot otobüs geliyor. Galiba Scout onun robot otobüs değil Buster olduğunu sanıyor. Olamaz. Robot otobüs Scout'un futbol topunu patlattı. Ne kadar kötü bir şey. Zavallı Scout çok üzüldü. Bu Jeep Jessie. Yeşil ışığın yanmasını bekliyor. İşte yandı. Oo, kılpayı kurtardı. Robot otobüs yine kargaşa yaratma peşinde. Olamaz.
Jesse onun gerçekten Buster olduğunu sanıyor. Ah küçük Robin, dikkatli ol. Robot otobüs pek arkadaş canlısı değil. Aa, zavallı Robin. Kötü kalpli robot otobüs. Merhaba Digger. Digger oyun bloklarıyla oynayarak eğleniyor. Olamaz. Robot otobüs oyununu bozmaya geldi. Digger'ın yaptığı piramidi yıktı. Robot otobüs kaos yaratıyor. İşte gerçek otobüs Buster. Öyle uykusundan uyandı. Olamaz. Herkes sana çok öfkeli Buster. Robot otobüsün sen olduğunu sanıyorlar. Onca kötü şeyi senin yapmadığını nasıl kanıtlayabilirsin? Robot otobüs daha fazla kargaşa yaratmak için yine geldi. Çabuk ol Digger. Üst tarafında bir düğme var. Bakın kötülük yapmaya ayarlanmış. Onu iyiliğe ayarla Digger. Çok iyi Digger. Bu işe yarayacak gibi görünüyor. Robot otobüs yine normale dönmüş gibi görünüyor. Çok iyiydiniz arkadaşlar. Kıl payı kurtardınız. Robot otobüs şehrin tamamında kargaşa yaratabilirdi. Hoşça kalın. Bakın işte izci. Ve işte Buster. Bence kovalamaca oynuyorlar. Buster ne gördü? Oh, vay canına, bu bir labirent. İzci içine girince... Hadi Buster, onu bulmaya çalış. İzcinin hangi yöne gittiğini merak ediyorum. İşte orada. Gidiyorlar, labirentte dolaşıyorlar. Buster şimdi hangi yöne gitmeli? Bu tarafta. Aa, bakın sarı bir çiçek, ne kadar hoş. Birkaç dönüş daha ve... Şimdi hangi yöne? Bu taraftan. Bir dakika. Yine o çiçek. Buster daire çiziyor. Belki geri dönerse çıkış yolunu bulabilir. İşte izci. O da yolunu kaybetmiş gibi. Wow! Buster ve izci birbirlerini buldular. Çok şükür. Ama şimdi çıkış yolunu bulmalılar. İzci Buster'ın tepesinde dengesini buluyor. Belki bir çıkış yolu görebilir. İşte orada. Aferin izci. Çıkışa doğru hızla gidiyorlar. Ama ne taraftan gitmeliler? Ah, vah vah. Bakın tekerlek izleri. Onları takip ederek çıkışı bulabilirler. İyi düşündün Buster. Yine o çiçek. Biraz daha ilerisi ve yaşasın. Başardılar. Güzel bir takım çalışması çocuklar. Bakın bu spor arabası Rita. Labirentin içine giriyor. Pekala, sanırım Buster ve izci onun çıkış yolunu bulmasına yardım etmeliler. Otobüs Buster dışarıda oyun oynamaya çıktı. Kırmızı boyaya dikkat et Buster. Aa, Buster boyanın tam üzerinden geçti. Bak Buster, yola tekerleklerinde kırmızı çizgiler çizdin. Sanırım Buster'ın aklına bir fikir geldi. Çok iyi bir daire çizdin. Daire yuvarlaktır. Tekerleklerinle aynı şekilde Buster. Şimdi de dairenin içini boyadın Buster. Bu kırmızı bir daire. Merhaba Scout. Bu eğlenceye sen de katıl. Şekilleri öğreniyoruz. Scout hangi şekli çiziyor? Bu bir kare. Mavi bir kare. Bir kare dört eşit kenarlara sahiptir. Merhaba Digger. Digger da Buster ve Scout'la şekilleri boyamaya geldi. Peki Digger hangi şekli çizecek? Digger bu işte Buster ve Scout kadar hızlı değil. Sorun değil. Digger az sonra bitirmiş olur. Bu bir üçgen. Bir üçgenin üç kenarı bulunur. Sarı bir üçgen. Digger'ın şeklini çizmesi o kadar uzun sürdü ki Buster ve Scout uyuyakaldı. Uyanın arkadaşlar. Peki başka hangi şekilleri çizebiliriz? Yeşil bir dikdörtgen. Aferin sana Buster. Altın bir yıldız. Bu muhteşem görünüyor Scout. Ve çok güzel pembe bir kalp. Digger bir eşkenar dörtgen çiziyor.
Vay canına, şu renklerin güzelliğine bakın. Bu gökkuşağı renginde bir eşkenar dörtgen. Farklı renklerde birçok şekil. Şekilleri öğrenmek çok eğlenceliydi. Bir kare, bir daire, bir dikdörtgen, bir yıldız, bir kalp, bir üçgen ve bir eşkenar dörtgen çizdik. Aferin size arkadaşlar. Merhaba Buster. Görünüşe bakılırsa çamurlu su birikintilerini sıçratarak dolaşmaktan keyif alıyorsun. Her yeri çamura buluyorsun. Peki bu kim? Traktör Terry. O Buster'dan daha dikkatli davranıyor. Buster su birikintilerini etrafa sıçratırken çok eğleniyor. Olamaz. Traktör Terry'nin üzerine doğru gidiyor. Çarpışmak üzereydiler. Dikkatli ol Buster. Su birikintileri çok kaygan. Olamaz. Traktör Terry Buster'ın yaptıklarından memnun değil. İşte yine başladı. Bu sefer nereye gittiğine dikkat et Buster. Dikkat et. Olamaz. Buster çamura saplandı. Şaşkın Buster. Peki şimdi ne yapacak? Güneş batıyor ve karanlık bastırıyor. Umarım Buster'a kötü bir şey olmaz. Bakın arkadaşlar, bu traktör Terry. Buster'ı kurtarmaya geldi. Fakat Terry bundan pek de memnun görünmüyor. Lütfen Buster'a yardım et Terry. Güçlü bir şekilde itersen olur. Yapabilecek mi? Bir, iki, işte oldu. Yaşasın. Teşekkürler Terry. Ah Buster. Neyse ki günü kurtarmak için traktör Terry oradaydı. Hoşça kal Terry. Hoşça kal Buster. Otobüs Buster geliyor. Çok mutlu görünüyor, öyle değil mi? Aa, olamaz. Yağmur yağmaya başladı. Üstelik çakal şimşekler de çok ürkütücü. Gök gürültülü sağanak yağış. Hey, Scout'a dikkat et Buster. Hay aksi. Buster gök gürültüsünden öyle çok korktu ki Scout bu yağmurda arkasında kaldı. Ve Scout'un tekerleği bir su birikintisine saplandı. Her yerde gök gürüldüyor. Buster garajda ve artık güvende. Peki ya Scout? Bakın, Scout'u gördü. Su birikintisine fena saplanmış. Buster gidip ona yardım edecek kadar cesur davranacak mı? Scout gerçekten çok zorlanıyor. Zavallı Buster. Gök gürültüsünden çok korkuyor, öyle değil mi? Yapabilirsin Buster. Vay canına. Gök gürültüsü şiddetli ve ürkütücü. Yaşasın. Hadi Buster. Scout'a yardım etmek için oldukça kararlı görünüyor. Hafifçe ittirirse sorun çözülür. Yaşasın. Scout kurtuldu. Bakın ne kadar mutlu. Aferin sana Buster. Oo, ama gök gürültüsünün sesi hala çok şiddetli. Ama bakın, Buster korkusunun üstesinden geldi. Buster ve Scout yağmurdan kurtularak garaja döndükleri için çok mutlular. Gök gürültüsünün sesi ikisini de zıplattı. Hoşça kal Buster, hoşça kal Scout. Bugün çok neşeli görünüyorsun Buster. Orada ne gördün? Oo, harika, yavru kedi. Ne kadar şirin. Dikkatli ol Buster. Sen çok büyüksün. Kedi ise çok küçük. Aa canım, sanırım onu korkuttun Buster. Acaba nereye gidiyor? Oradan geçmek için çok büyüksün Buster. Etrafından dönmek zorundasın. O yavru kedi nereye girmiş olabilir? Oh. O büyük ağacın tepesinde mahsur kalmış. Onu kurtarman gerek Buster. Trambolin mi? Ne kadar iyi bir fikir. Yavru kedi gayet yumuşak bir şekilde atlayabilecek. Zıpladı. Olamaz. Yavru kedi tekrar o ağacın tepesine zıpladı. Hadi başka bir şey deneyelim.
Bir av mı? İyi fikir Buster. Dikkatli ol. Yavaş, yavaş. Ah bak, bir arı. Hareket etme Buster. Zarar vermek istediğini sanmıyorum ama... Hay aksi. Şimdi ağ da kırıldı. Şimdi en başa döndük. Bir dakika. Sanırım Buster'ın aklına başka bir fikir geldi. Tabii ya. Buster itfaiye kamyonu Ashley'i çağırmış. Ashley uzun merdiveniyle yavru kediye kolayca ulaşabilecek. İşte oldu. Yavru kedi artık güvende. Olamaz. Sanırım yavru kedi merdivenden inmeye korkuyor. Acaba Buster'ın planı ne? Aa evet. Yavru kedinin yün topu. Onunla oynamak için aşağı inecektir. Bakın yavru kedi nasıl mutlu oldu. İşte merdivenden aşağı iniyor. Kedimiz artık güvende. Aferin sana Buster. Merhaba Buster. Köpek balığı posterin gerçekten harika görünüyor. Oo, Buster çok yorgun görünüyor. Acaba nasıl bir rüya görecek? Bu da ne? Yüzgeçler, mercan. Vay canına Buster, sanırım deniz altındasın. Bakın Buster nasıl yüzüyor. Okyanus onun yeni oyun parkı. Ne güzel değil mi? Kim tutar seni Buster? Gökyüzüne doğru sıçra. Ne kadar eğlenceli. Bir dakika, bu da ne? Kocaman bir balık. Çabuk ol Buster, saklan. Aa bakın, hiç de büyük değil, minicikmiş. Sorun yok Buster, endişelenecek bir şey yok. Peki ama bu ne? Köpek balığı Şembu. Şu keskin dişlere baksanıza. Saklan Buster, çabuk ol. Olamaz. Buster küçük balığın gittiği yönü değiştirdi. Balıkçık şimdi de köpek balığına doğru yüzüyor. Anlaşılan köpek balığı Şem arkadaş edinmeyi çok istiyor ama galiba herkes ondan çok korkuyor. Çabuk ol küçük balık. Buster'ın yanına saklan. Bir dakika. Köpek balığı buna çok üzüldü. Çok üzüldü. Biliyor musun Buster? Bence köpek balığı çok yalnız ve sadece arkadaş olmak istiyordu. Çünkü hiç arkadaşı yok. Çok doğru Buster. Gidip ona bir merhaba de. Gördün mü? Sadece biriyle oyun oynamak istiyor. Buster ve Şem birlikte çok eğleniyorlar. Okyanus yakalamaca oynamak ve yeni arkadaşlar edinmek için harika bir yer. Şunların haline bakın. Oo, Buster uyanıyor. Sadece bir rüyaydı. Artık yüzgeçlerin yok Buster. Sen yine bir otobüssün. Ne harika bir denizaltı macerasıydı. Merhaba Buster. Oradaki poster de ne? Hmm, bir itfaiye kamyonu mu? Heyecan verici görünüyor öyle değil mi? Bakın bu itfaiye kamyonu Ashley. Sanırım Buster itfaiye örgütüne katılmak istiyor. Hadi Buster, ilk iş günün için hazırlanmanın tam zamanı. Birkaç küçük değişiklik yapılacak ve... Vay canına, şuraya bak. Buster gerçekten bir itfaiye kamyonu. Bir merdiven, siren ve bir su hortumu var. Uh-oh, yangın alarmı. Bir yerde yangın çıkmış. Ashley'nin gidip yangını söndürmesi gerek. Sen burada kal Buster. Hey, bu kamyon Tony. Su birikintisine dikkat et. Olamaz. Düşen koli yangın çıkardı. Hem de itfaiye istasyonunda. Şimdi ne yapacağız? Çabuk ol itfaiye kamyonu Buster. Hemen şu yangını söndür. Uh-oh. Yangın çatıya yayıldı. Su püskürtmeye devam et Buster. Yaşasın. Robin yardıma geldi. Ashley de döndü. Birlikte çalışırsanız söndürebilirsiniz. İki itfaiye kamyonu çok daha iyidir. Oh, sonunda yangın söndürüldü. Çok iyiydi Buster ve Ashley. Bakın yine o poster. Şimdi posterde Buster'ın resmi var. Oo, sen gerçekten bir kahramansın Buster. Güneşli aydınlık bir gün ve Buster dışarıda oynamak istiyor.
Ama bu da ne? Ha? Oyuncaklarını yere saçmış. Buster onları toplaması gerektiğini biliyor. Ama oyun oynamaya gitmek istiyor. Vay canına. Buster oyuncakları çok hızlı topluyor. Ama pek iyi toplamıyor. Eyvah, bardağı devirdi. Etrafa dökülen suyu siliyor. Buster dışarıda oyun oynuyor. O da neydi? Anne suyun üzerinde kaydı. Eyvah, o da hala dağınık halde. Buster iyi temizleyemediği için çok üzgün. Ama daha iyisini yapabilir. Sadece düzgünce temizlemesi gerek ve düzgün yapmaya vakit ayırmalı. Buster ve anne birlikte yapabilirler, tıpkı bir oyun gibi. İçindeki eğlenceyi bulduktan sonra temizlik çok daha kolay. Ve birlikte yaparsanız çok daha iyi. İşte Buster dökülen içeceği temizliyor. Harika! O da sonunda toplandı. Artık anne ve Buster top oynamaya gidebilirler. Yaşasın! İşte Buster ve izci. Çamurlu su birikintisinde oynarken çok eğleniyorlar. Ama hayır. Zavallı Scott biraz hasta hissediyor. Aa, sorun değil. Yarın tekrar birlikte oynayabilirler. Şimdi Buster içeri giriyor ve bir şeyler atıştırıyor. Eyvah! O elmayı yemeden önce çamurlu tekerleklerini yıkamadı. Bu pek temiz değil. Ve her yerde çamurlu tekerlek izleri bıraktı. Eyvah! Ertesi sabah anne Buster'ı uyandırmaya gelir. Ama hayır! Buster hiç iyi görünmüyor. Zavallı Buster. Wow, ateşi var. İyileşmesi için bugün evde kalması gerekecek. Şimdi biraz ilaç zamanı. Buster görünüşünü beğenmedi ama anne bunun onun iyileşmesine yardımcı olacağını biliyor. İşte o kadar da kötü değildi. Şimdi Buster'ın biraz dinlenmesi gerekiyor. Ertesi sabah Buster çok daha iyi hissediyor. İzci de kendini daha iyi hissediyor. Dışarı çıkıp tekrar oynayabilirler. Ama bir saniye. Anne bir daha hastalanmamaları için önce ellerini yıkamaları gerektiğini söylüyor. Herkese bravo. Bekleyin. Annenin başka bir fikri var. Hastalanmamak için bu yüz maskelerini de takabilirler. İşte. Artık Buster ve İzci dışarıda güvenli oynamaya hazır. Şimdi çok mutlular. Kendilerini daha iyi hissediyorlar. Merhaba Buster. Oh, o da ne? Bir futbol topu. Ha? Şuraya bak Buster. Bütün arkadaşların futbol maçı yapmak için sıraya girmiş ve onlara bir oyuncu daha gerekiyor. Hadi Buster, çok eğlenceli olacak. Başlama vuruşun. Aa, çok yavaşsın Buster. Çimento kamyonu CJ şut atmaya hazırlanıyor. Chip Jesse kurtarabilecek mi? Hadi Jesse, yapabilirsin. Oo, yaklaştın ama. Gol! Çok iyiydi CJ. Harika bir kafa attın Buster. Çok iyi vurdun Scout. Harika kapattın Digger. Scout Digger'ı şaşırtarak topu rakip alana taşıyor. Scout var gücüyle gole doğru gidiyor. Hadi Scout, yapabilirsin. Kimse onu durduramaz. Gol! Tebrikler Scout. Jesse'den Scout'a. Scout vuruşunu yapıyor. Çok iyi Digger. Direkt hayduta gidiyor.
Aa, çok sert oynuyorsun Haydut. Haydut gol atacak mı? Jesse bu sefer kurtarabilir mi? Olamaz. Jesse topu patlattı. Maç bitti mi yani? Aa, işte bu harika. Otis'in yedek topu var. Maç devam ediyor. Şimdi işler hararetlenmeye başladı. Buster hızla kaleye doğru yaklaşıyor. Olamaz. Haydut otobüs Buster'ı itti. Bu faul. Hakemin kararı doğru. Haydut'a kırmızı kart gösterildi. Robin Haydut'u saha dışına çıkarıyor. Çok sert oynarsan işte böyle olur. Şimdi Buster penaltı atışı yapacak. Hadi Buster. Gol! Başardın Buster. Maçı kazandınız. Üstelik güzel bir kupa da aldınız. Bu çok eğlenceliydi. Buster en iyi arkadaşı İzci ile oyun oynamak için çok heyecanlı. Bugün ne oynayacaklar? Vay canına! Büyük babanın uzaktan kumandalı arabası var. İlk önce Buster oynayacak. Vroom, vroom. Bakın nasıl gidiyor. Şimdi de izci denemek istiyor. Ama Buster oynamaya devam etmek istiyor. Oh, izci bunun adil olmadığını düşünüyor. O da oynamak istiyor. Aa, eyvah. Uzaktan kumanda için kavga ediyorlar. İkisi de arabayla oynamak istiyor. Olamaz. Araba çarptı ve bozuldu. Artık kimse oynayamaz. Buster ve izci küstüler. Artık oynamıyorlar. Arkadaşların tartışması çok üzücü. Ama durun. Sanırım büyük babanın bir fikri var. Uzaktan kumandayı izciye, oyuncak arabayı Buster'a veriyor. Tamir etmek için birlikte çalışmaları lazım. İşte tamir ettiler. Arkadaşlar hep birbirini affeder. İşte. Artık arabayı ikisi de kontrol edebilir. Soğuk bir kış gecesi. Buster neyin peşinde? Vay canına. Bir havai fişek çizimi. Buster çok heyecanlı çünkü bu gece gerçek bir havai fişek gösterisine gidecek. Ama bekleyin. Bir şeyi unuttu. Güzel bir sıcak şapka. İşte şimdi gidip havai fişekleri izleme zamanı. Aa, bu da ne? Havai fişekler yüksek ses çıkarır. Eyvah, Buster'ı korkuttular. Yüksek seslerden hoşlanmaz. Aa, zavallı Buster titriyor. Anne ne yapıyor? Oo, Buster'ın oyuncak arabası yüksek ses çıkarıyor ama korkutucu değil. Bu yüksek ses de ne? Futbol dilini olan büyük baba. Buster futbolu sever. O yüksek sese de aldırmaz. Bu yüksek ses de ne? Aa, patlamış mısır patlıyor. Buster patlamış mısırı sever. Bu gürültüyü aldırmaz. Vay, havai fişekler çok güzel. Belki de yüksek sesler o kadar da kötü değildir. Buster bir kez daha deneyecek. Şu rengarenk havai fişeklere bakın. Merhaba Buster.
Olamaz. Buster çok hasta görünüyor. Merhaba Scout. Sanırım Scout oyun oynamak istiyor. Bugün Buster'ın oynayacak kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Buster çok hasta hissediyor. Çabuk ol Scout. Hemen yardım çağır. Ah zavallı Buster. İyileşeceksin. Arada bir hepimiz hastalanırız. Scout'a bakın. Buster'a bakması için ambulans Amber'ı getirmiş. Harika bir fikir Scout. Amber, Buster'ın daha iyi hissetmesi için ne yapılacağını bilir. Görünüşe bakılırsa ambulans Amber, Buster'ın garajına dönmesine yardım ediyor. Bakalım Buster'ın neyi olduğunu anlayabilecek mi? Önce Buster'ın tekerleklerini kontrol edelim. Ah bakın, bu tekerleğin havası sönmüş. Pompayla şişirilmesi gerek. İşte bakın böyle daha iyi. Buster şimdi daha iyi görünüyor. Aa, ama hala hasta görünüyorsun Buster. Evet, hadi termometreyle Buster'ın ateşini ölçelim. Pek iyi görünmüyor Buster. Şimdi Amber Buster'ın motorunu kontrol edecek. Olamaz. Buster yağ sızdırıyor. Demek bu yüzden iyi hissetmiyormuş. Amber şimdi onu İngiliz anahtarıyla onaracak. Sakin ol Buster, kısa sürede bitecek. Birkaç kez daha sıkıştıracak. İşte oldu. Çok iyi Amber. Buster yine normal haline dönmüş gibi görünüyor. Bence dışarı çıkıp oyun oynayacak kadar iyisin Buster. Buster çok keyifli görünüyor. İşte bu bizim sevdiğimiz ve tanıdığımız Buster. Amber'ın artık gitme zamanı geldi. Hoşça kal Amber. Buster'la ilgilendiğin için teşekkürler. Scout ve Buster oyun oynamaya gidiyorlar. Buster'ın bugün okulda ne öğreneceğini merak ediyorum. Aa, bir yanardağ. Vay, bir deney yapacaklar. Öğretmen onlara ne yapmaları gerektiğini gösteriyor. İlk olarak bir damla beyaz toz. Sonra 3 damla gıda boyası. Sonra biraz köpüklü yapmak için sirke. Vay canına. Patlayan bir yanardağ gibi görünüyor. İnanılmaz değil mi? Herkes çok heyecanlı. Deneyi tek başlarına yapacaklar. Ne dağınıklık ama. Görünüşe göre haydut doğru yapamamış. Oh hayır. İzci de doğru yapamamış. Belki Buster. Buster da herkes kadar etrafı dağıttı. Peki neden olmuyor? Eş doğru yapabildi mi? Buster kontrol edecek. Eş hala malzemeleri koyuyor. Vay canına, işe yaradı. Aferin Eş. Peki ama Eş doğru yaparken diğer herkes nasıl yanıldı? Oo, tahtada yazan talimatları uygulamış. Ne güzel bir fikir. Öğretmeni Eş'le gurur duyuyor. Şimdi diğerleri tekrar deneyecekler. Ama önce ne yapmaları gerektiğini kontrol edecekler. Önce 1 damla beyaz toz. Sonra 3 damla gıda boyası. Sonra da köpüklü yapmak için sirke. Yaşasın! İşe yarıyor. Yanardağların hepsi köpürüyor. Harika değil mi? Herkese aferin. Talimatlara uyunca yapabilecekleriniz harika. Öğretmen herkesle gurur duyuyor. Merhaba Buster. Vay canına, şuna bak. Vahşi batıdasın. Kovboy şapkan da çok güzelmiş. Bu parlayan altın yıldızıyla şerif olmalı. Oo, bak bir kement. Çok iyi Buster. Şimdi tam bir kovboy oldun. Bu Terry. Şapkanı yana doğru devirerek selam ver. Terry pek etkilenmişe benzemiyor. Bir dakika. Bu haydut otobüs. Üzerinde duran şey ne? Bir çuval. Sanırım şeker dükkanını soydu. Ne kötü bir otobüs bu. Onu durdurmalısın Buster. Elini çabuk tut Buster, kaçıyor. Peşinden git. Uyan Şerif, soyguncu kaçıyor. Tren raylarının hemen yanında hızla yol alıyorlar. Daha hızlı Buster. Haydutun kaçmasına göz yumamazsın. Vay canına. Haydut tren Suki'nin önünden diğer tarafa atladı.
Trenin geçmesini bekle ve nereye gitti bu? Olamaz. Diğer tarafa gidiyor. Çok sinsice. Peşinden git Buster. Haydut Buster'ı kaktüs tarlasına sürükleyip izini kaybettirmeye çalışıyor. Dikkatli ol Buster. Kaktüsler çok dikenli olur. Neredeyse yakaladın. Dikkat! İyi misin Buster? Olamaz. Kaktüsün dikeni lastiğini patlattı. Oh, hayır. Onu patlak bir lastikle asla yakalayamazsın. Bekle. Tabii ya. Kement. Onu kementle yakala Buster. 1, 2, 3 şimdi. Harika. Başardın. Haydut'u yakaladın. İşte Şerif Otis de geldi. Eminim sana minnettardır. İşte Haydut ait olduğu yere hapse giriyor. Harika. Şerif Buster. Ne heyecan verici bir rüyaydı. Yolun açık olsun. Acaba Buster ve Digger ne yapıyorlar? Harika. Bunu kim çizdi? Anlaşılan canınız dondurma istiyor. Digger. O ne kadar büyük bir dondurma külahı. Bakın dondurma kamyonu Iggy geliyor. Buster ve Digger devasa bir dondurma yapmak için Iggy'nin yardım etmesini istiyorlar. Şimdi bir bakalım. Oo, vişne. Çok leziz bir tat bu. Hadi onu seçelim. Vay canına, şu dondurmaya bakın. Pekala, şimdi bize mavi dondurma lazım. Yaban mersini mi? Mükemmel. Gerçekten çok iyi görünüyor Buster. Tamam, sırada sarı var. Muz iyi seçim. Biraz daha mı? Tamam. Bunun son çeşne olması gerek. Yoksa dondurma çok büyük olur. Elmayı seçiyor. Gerçekten nefis bir dondurma olacak. Son bir kez daha çabala Iggy. Bu dondurma epey bir sallanıyor. İstikrarlı gitmen gerek Digger. Robin, Buster ve Digger'ın Scout'un doğum günü için yaptığı şeyi göstermek üzere onu çağırmaya geldi. Robin'i takip etsen iyi olur Scout. Doğum günün kutlu olsun Scout. Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük dondurma. Hayır Digger, dikkatli ol Scout. Ramak kalmıştı. Hadi mumu söndür Scout. Şimdi hep birlikte dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. Enfes. Vay canına Buster. Şu kırmızı balona bak. Hadi onu yakalamaya çalış. İyi denemeydi Buster. Ama uçup gidiyor işte. Aa, Buster üzgün görünüyor. Merhaba küçük Robin. Sen o kaçan kırmızı balonu yakalayabilirsin belki. İşte oldu. Teşekkürler Robin. Bu çok güzel bir balon Buster. Harika, işte bir balon daha. Bu yeşil bir balon. Hadi Robin, yakala onu. İşte oldu. Şimdi iki tane balonun oldu Buster. Şu rengarenk balonlara bakın arkadaşlar. Ne yapacağını biliyorsun Robin. Buster, balonlar tekerleklerini yerden kesti. Robin Buster'ı kaybetti. Yukarı bak Robin, Buster uçuyor. Merak etme Buster, sakın korkma. Yukarıdan manzaranın güzelliğine bak. Terry korna sesinin nereden geldiğini anlayamıyor. Yukarı bak Terry. Bu bir kuş mu yoksa uçak mı? Hayır, bu otobüs Buster. Bu her gün karşılaşmayacağın bir şey. Aa Buster, şimdi oldukça yükselmeye başladın. Terry buradan ne kadar küçük görünüyor. Sanırım Buster korkmaya başladı. Kendini uzayda bulmak istemezsin Buster. Robin, ona yardım etmelisin. Çok iyi fikir. Balonları patlatırsan Buster yere doğru inecektir. Olamaz. Buster hızla düşmeye başladı. Sorun yok Buster. Neredeyse indin sayılır. Bence birkaç balon daha patlatmalısın Robin. Ve işte yerde. Buster tekerlekleri yeniden yere bastığı için mutlu. Bence uçma işini Robin'e bıraksak iyi olur Buster. Aa, Robin nereye gidiyor? Bir balon daha mı? Sanırım Buster'a bugünlük bu kadar balon yeterli. Hoşça kal Buster. Hoşça kal Robin. Okul bitti.
ve izcinin bakmakta olduğu okul çiçeğini geri verme zamanı geldi. Peki eve götürüp bakma sırası kimde? Yaşasın, sıra Buster'da. Buster çok yavaş gidiyor. Çiçeğe iyi baktığından emin olmak istiyor. İzci ve eşe veda etme vakti geldi. Wow, dikkat et Buster. Neredeyse düşüyordu. Buster resmini çizdiği çiçeğe baktığı için çok mutlu. Onu yemeğe bile getirdi. Onun havuç yediğini sanmıyorum Buster. Onun yerine büyümesi için su gerekli. Yatağa gitme vakti geldi. İyi geceler çiçek. Ertesi gün Buster okula gitmek için çok heyecanlı. Dikkat et Buster. Çiçeği devirmek istemezsin. Hayır olamaz. Çiçek parçalandı. Buster ne yapıyor? Saklıyor. Başının derde girmesinden korkuyor. Buster hasta numarası yapıyor. Ama ateşi yok. Aa, anne şimdi anladı. Buster parçalanmış çiçekle okula gitmek istemiyor. Herkese mahcup olacağını düşünüyor. Ama anne ne yapması gerektiğini biliyor. Çiçeği yeni bir saksıya koyuyorlar. Eskisinden daha iyi görünüyor. İşte yeni gibi. Buster çiçeği sınıfa getiriyor. Herkes yeni saksıdan etkilendi. Aferin Buster. Şimdi bakma sırası eşte. Yaşasın. Merhaba Buster. Tekerleğinde tuttuğun nedir? Dondurma. Gerçekten çok leziz görünüyor. Ne oldu Buster? Aa, senin dişin sallanıyor. Bu hiç iyi değil. Sanırım Buster çok fazla şeker yiyor. Ah yazık. Acı çektiği çok belli oluyor. Zavallı Buster. Aa, bu harika bir fikir Robin. Buster'ın ağrıyan dişine baktırmak için dişçiye gitmesi gerek. Aa, hadi ama Buster. Bu o kadar ürkütücü değil. Şu lollipop ne kadar nefis görünüyor. Ama ağrıyan dişin için iyi olacağını hiç sanmıyorum. Oo, canın çok yanmış gibi görünüyor. Bir elmaya ne dersin Buster? İçinde daha az şeker bulunan bir şey ister misin? Sanırım Buster şimdi herhangi bir şey yemekten korkuyor. Ah canım, dişi hala ağrıyor. Zavallı Buster. Ama bu şekilde devam edemez. Haklısın Robin. Git yardım çağır. Bakın kim geldi. Ambulans Amber. O ne yapılacağını bilir. Sakın korkma Buster. Amber yardım etmeye geldi. Sen sadece cesur ol yeter. Ağzını aç. Hadi Buster. Ağzını kocaman aç ki Amber da dişini görebilsin. Hadi bir bakalım. Çok ağrıdığı belli oluyor Buster. Anlaşılan ilk süt dişinin çekilmesi gerekiyor. Sonra yerine yetişkin dişin çıkacak. Amber bunu nasıl sağlayacağını biliyor. Diş macunu tabii ki. Diş macununu diş fırçasının üzerine sık ve yanlara doğru fırçala. İşte bu Buster. Dişlerin tertemiz oldu. Şimdi ağzını çalkala. Dişlerine iyi bakman çok önemli. Aferin sana Buster. Buz torbası acını biraz hafifletir. Şimdi daha iyi. Gördün mü? O kadar da ürkütücü değildi. Teşekkürler Amber. Vay canına. Bak Buster. Sallanan dişin düşmüş. Şimdi daha iyisin değil mi? Kısa süre sonra yerine yeni dişin çıkacak. Aferin sana Buster. Çok cesur davrandın. Bakın bu Buster. En sevdiğimiz sarı otobüs. Bir dakika. Her zaman olduğu gibi parlak ve sarı görünmüyorsun. Ah Buster. Sanırım yeni bir boyaya ihtiyacın var. Biraz dağınık görünüyorsun. Harika bir fikir Buster. Boya dükkanına gitmek yapılacak en akıllıca iş. Ne kadar mutlu görünen bir müşteri. Buster yeniden sarıya boyanmak ve yenilenmek için sabırsızlanıyor. Çok iyi ve yepyeni görünecek. Vay canına, bu da ne? Bu seni yerinden zıplattı değil mi? Olamaz. Buster boya tenekelerini karıştırdı. Fark ettiğini sanmıyorum. Acaba doğru renge boyanacak mı? İşte başlıyor Buster. Yepyeni ve güzel bir sarı. Olamaz. Bu sarı değil. Buster kırmızıya boyandı. Ve farkına vardığını hiç sanmam. Kendine bir baksana Buster. Kırmızı otobüs oldun. Hemen boya dükkanına geri dön. Olamaz. Bütün boya tenekelerini devirdin. Hangi renk olduğunu nasıl anlayacaksın? İşte başlıyor. Aa, hayır. Bu da doğru.
doğru renk olmadı. Buster şimdi de mavi oldu. Jessie buna çok şaşırdı. Evet, çünkü şimdi de mavi oldun Buster. Belki bu sefer sarı olarak çıkarsın. Yine sarı değil. Buster şimdi de yeşil oldu. Tony'nin şaşkınlığını gördünüz değil mi? Dördüncü uğurlu gelirmiş. Gözlerini kapat ve sarı olmasını dile Buster. Olamaz. Jessie ve Scout galiba seni yine tanıyamadılar Buster. Buster şimdi de pembeye boyandı. Bekle Buster. Bunun çözüm olacağını pek sanmam. Buster şimdi de gökkuşağı renklerine boyandı. Robin'in bunu onayladığından emin değilim. Acaba hangi tenekeyi seçmeli? Bunlardan birinin sarı olması lazım. Gerçeği görme anı. İşte oldu. Hepimizin bildiği otobüs Buster işte bu. Pırıl pırıl ve yepyeni sarı renkli dostumuz. Bu oldukça renkli bir maceraydı. Olamaz. Haydut otobüs şeker dükkanından şekerleri çalıyor. Dur, hırsız var. Bu polis arabası Otis. Çalınan şekerlerle ilgili dava için soruşturma yapmaya geldi. Haydut otobüs o tarafa gitti Otis. Sanırım Otis haydut otobüsün kaçtığını görmedi. İyi fikir Otis. Şekerlerin izini takip et. Bence kime çıkacağını iyi biliyoruz. İşte orada. Dur hırsız. Bak Otis, burada da deliller var. İzleri takip etmeye devam. Vay canına. Haydut otobüs ne kadar çok şeker düşürmüş. Merhaba Buster. O şekerin senin için olduğunu sanmam. Buster şekere bayılır. Olamaz. İzler Otis'i doğruca otobüs Buster'ın garajına götürdü. Otis Buster'ın hırsız olduğunu düşünüyor olmalı. Hata yapıyorsun Otis. Buster masum. Zavallı Buster. Ne yapacaksın şimdi? Otis Buster'ı hapse atıyor. Ah Buster. Ah işte Scout geliyor. Scout Buster'ın hapisten çıkmasına yardımcı olabilir. Buster'a yardım etmelisin Scout. Onun masum olduğunu kanıtla. Doğru yoldasın Scout. Gerçek hırsızı bulmak için düşen şekerleri takip et. Dedektif Scout iş başında. İşte orada. Haydut otobüs oyuncak dükkanından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Bu sefer paçayı sıyıramazsın haydut otobüs. Kanun namına olduğun yerde kal. Tutuklusun. İşleri düzeltmenin ve Buster'ı hapisten çıkarmanın zamanı geldi. Hadi çık oradan, sen masumsun Buster. Şimdi hapse haydut otobüs giriyor. Teşekkürler Scout. Harika bir dedektifsin. Sen yardım etmeseydin Buster hala hapiste olacaktı. Üzgünüm haydut otobüs ama sen bunu hak ettin. Hırsızlık kanunlara aykırıdır. Tebrikler. Merhaba Buster. Anlaşılan çölde oldukça sıcak bir gün. Oo, ileriye baksana. Tepesinden dumanlar tüten kocaman bir dağ. O da neydi? Bu spor araba Rita. Hızla dumanlı dağa doğru ilerliyor. Sanırım yarışmak istiyor. Buster ve Rita süratle çölü boydan boya geçiyorlar. Rita daha hızlı. Hadi Buster, yapabilirsin. Buster rampadan atlayarak Rita'yı yakalamaya çalışıyor. Oo, tepeye kadar eğlenceli bir yarıştı. Ama bakın, o da ne? Çok sıcak, erimiş lav. Sanırım bu bir yanardağ. Her an patlayabilir. Buster, kayaya dikkat et. Olamaz, lavların içine düştü. Neyse ki bir şey olmadı. Olamaz. Sanırım yanardağ patlamak üzere. Çabuk olun, oradan hemen uzaklaşın. Olamaz. Yanardağdan fırlayan ateş topları her yere düşüyor. Dikkat edin, onlar çok sıcak olur. Olamaz. Rita kuma saplandı. Buster cesaretini topluyor ve yeni arkadaşına yardıma koşuyor. Harikasın Buster. Şimdi acele edin, hemen uzaklaşın. Hızlı, daha hızlı. Ramak kalmıştı. İtfaiye kamyonu Ashley geliyor. Halinden pek hoşnut görünmüyor. Şimdi bu yangını söndürmek zorunda. Buster ve Rita hiçbir şey söylemiyorlar. Yanardağın patlamasına neden olmak istememişlerdi. Kıl payı kurtuldular. Ama Buster bu süre zarfında yeni bir arkadaş edinmiş oldu. Hoşça kal Buster, hoşça kal Rita.